Evet Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun sözleşme detayları da bu şekildeydi. E, oyuncunun ücretini konuşuyorduk. Levent abi tekrar size sözü vereyim. E, 5 milyon garanti e, bununla birlikte 29 lig maçına çıkarsa da 1.6 milyon euro. Bununla birlikte çeşitli bonuslar da var. Yaklaşık işte e, 7-7.5'a falan denk Şimdi gelecek. Şimdi saydığım bu detayların hepsini gerçekleştirirse sadece Falcao diye Galatasaray'da kazanacak. Galatasaray'da Doğru da kazanacak. mu? Doğru. Bunların hepsini yapsın aldığı para helal olsun. Şampiyonlar Ligi'ni alacaksa UEFA Kupası alacak. Helal olsun. Yani bunların burada madde madde ben böyle bir maddeleri hiçbir sözleşmede görmedim. Çok güzel her şey detaylı bir şekilde açıklanmış ve sıralanarak oynarsa bu futbolcu da motive eder. Oynadıkça para kazanacağını görüyor. 5 milyonun üzerinde, doğru mu? Bu futbolcuyu da tamamen daha diri tutar. Sakatlanmasını engeller. Ya yani darbeye da, dayalı sakatlık hariç kendisini iyi bakmasını daha çok gol atmasını, Galatasaray'ın kazanması için çaba sarf etmesini sağlar. Bunun bu rakamları ödemesi için Galatasaray'ın ne kazanması lazım onu da hesap etmek lazım. Şimdi 35 bin euro Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kazanırsa alacak dedi bir rakam var galiba. 30 bin euro mu galiba Ali'cim? E, şampiyonlar şey Şampiyonlar kazanırsa, kazanırsa, yok yok Şampiyonlar hayır, kazanırsa ekstra kazanırsa. bir 4 milyon. Şampiyonlar e, Ligi'nde maç kazanırsa UEFA organizasyonlarında kazanılan her maç için 35 bin 25. euro. E tamam ben bir şey sana söyleyeyim. Galatasaray kaç, kazanırsa kaç para alacak? E, 2.7 değil mi? Affedersin ya. Ona bakarsan devrede kulak bu aldığı para. Ben de diyorum ki bunları yapsın Başarılı olsun. Galatasaray kazansın. Galatasaray'ın kasası oldukça bütün takımın kasası da olacak. Bu kadar basit. Bunun hesabı yani bunu abartılı bir şekilde dile getirmenin anlamı yok. Bu ülkede 5 milyon euro'nun üzerinde büyük paralar kazanıp hiçbir şey vermeden giden oyuncular oldu. Bunu net olarak şimdi tek tek araştırırsak bunlar sıkıntı yaratır diye düşünüyorum. Falcao'nun Türkiye'ye gelmesi önemli. Çünkü bütün dünya bunu verdi. Dünyada TT'de sen Avrupa'yı yakından takip edermişsin. Üçüncü oldu. Doğru mu? Kendi alanında bir numara olan oyunculardan bir tanesi Falka. 9 numaralık. iki defa yaşadı bunu. Evet. Öbürü kimdi? Schneider Türkiye'ye geldi. Öbürü Roberto Carlos Fenerbahçe'ye geldi. Şimdi dönüp bakmak lazım bunlara. Bu ülke insanları bize geliyorsa <laughs> bu bizim futbolumuzun marka değerine de bir ölçüde katkı sağlar. Said, bu, bunun parası beni çok ilgilendiriyor. Saydığın isimlere ben evet. Mario Gomez'i e de koyarım mesela. Mesela Mario Gomez ama hocadan hocaya fark var. Mario Gomez'in e, parlayışı bence Şenol Hoca'yla. Bunu net olarak söylüyorum. Geri dönüş gerçekleşti. Tamam ama kabul edelim ki o da dibe vurmuşken gelip Beşiktaş'ta ayağa kalktı. Yanlış mı? Cenk Tosun Beşiktaş'ta Şenol Hoca'yla ayağa kalktı. Transferini niçin yaptı? Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel performans sergilediği için. Dolayısıyla çok doğru bir şey yapmış Galatasaray. Oynamazsan bu parayı alamazsın. Beş maç oynar, beş maç oynamazsan alamazsın. Kazanamazsan alamazsın. Bu şartlar yani leğene gibi görünse dahi Galatasaray'da bu işleri kazandığı takdirde <laughs> Galatasaray'ın da cebine 6'da altı yaptığın zaman e, Haldun söyledi ne kadar da 3.2'ydi değil mi? Bilmiyorum 3 alttan yaptığında 18 milyon üzerinde 2, para yap. 2.7 2.7, 18, 18 milyon paranın üzerinde bir şey yapar değil evet. mi? Yaklaşık olarak. Yani ona, yakın bir para yapar. Ya e, tabii şöyle bakmakta bakmak da lazım Levent. Sadece o olmayacak 35 bin euroyu. Onun dışında 10, 18 diğer, diğer e, tamam mı? 18 daha milyon euroluk bir gelir. Galatasaray'daki birçok oyuncusunun ödemesini sağlar. Erol abimle geçen sene söyledik Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktığı dönemlerde Beşiktaş ne mağlub çıktı. Dünya parası kazandı öyle değil mi? Erol abi tabii. <laughs> bu Şimdi başarının doğru. bir noktasıdır. Yani bu baş futbolcuyu da bir ölçüde bir hedefe doğru getirir diye düşünüyorum. Onu motive edeceğim muhakkak. Bu, bu kaza, Galatasaray kazasından paralar girdiği zaman futbolcusuna Falcao gibi futbolcusuna bu paraları vermesi de çok doğal ve doğru. Ancak Şimdi orada ne olursa olsun benim tek e, soru kafamdaki bu dengeler meselesi ki Fatih Hoca da bunu biraz bir, en direkte olsa e, bahs konu etse etmişti. Şimdi orada diğer futbolcular var. Hepsi de yani senin tabirinle deve dişi gibi oyuncular. Yani Berland, Rafa, evet, Fegoli. Yani bunların rahatsızlıkları bunların sağa içine yansırsa diye ben bir şey e, soru yöneltmek istiyorum sana. Yani demin sen söyledin ya Jardel'le ilgili. Futbol Ama o oynatmadılar o şartlar, dedi. Çünkü Türk oyuncular çok azalıyorlardı. Jardel'in bonservisini bir biliyorsun gazetenin ve televizyonun sahibi verecekti. Evet. İsmini söyleyebilir miyiz yani? Cem Uzan verecekti. Evet o dönemde. Vermeyince mi? bu işlerde Galatasaray'ın üzerine yük oldu ve Galatasaray bunu kelepir fiyatıyla sattı. Zarar etti. Oradan geliyor bu borçların büyük şeyleri bu zamana kadar Galatasaray'a geldi. Şimdi tabii Falcon'un gelmesi Türkiye için çok önemli bir olay. Bunu kabul etmek lazım öncelikle. Sadece tabii biz olasılıkları bahsediyoruz. Yani olumsuz olasılıkları bahsediyoruz. Yani tabii ki Falcon'un gelmesi Dünya basınında çok büyük yer aldı. Bu Türkiye için doğru ve güzel bir şeydir. Bunu tartışacak bir tarafı yok. Sadece ileride Galatasaray'ın e, oyun düzeninde futbolcularla olan diyaloglarında bu dengesizlikler acaba yaratır mı? Soru bu. Başka bir şey yok. Vallahi ben yaratacağını zannetmiyorum. Örneğin ise bir şey soracağım. Pepe kaç paraya geldi yıllık... bir defans oyuncusu olarak? 4.5 5.5 milyon euro. 5.5 bile imza parası da parası verdiler. Aldılar, Verdi. Verdiler, değil mi? Ali? Yüksek e, bir, bir imza şey parası. Var. Bir defans oyuncusuna Pepe'yi Real Madrid'de oynamış geldi ama bu rakamları Pepe'ye vermeseniz gelmezdi. Doğru mu? Tabii tabii. Pepe'yi getirdi. Açık konuşalım. Bakın. Yani bugün Taliska, bu, Abu Bakar bunlar ucuz fiyatlara oynamadılar. Yüksek maliyetler. Bazen kaliteli futbolcunun fiyatı bu. Bugün Falcao iki günde Biz fiyatın, 50 bin kişi karşıladı ya. 50 bin kişi karşıladı. Fiyatını tartışmadık zaten dikkat edersen. Yani, yani ondan sonra bonusların da yani 35 bin euro bunlar maç bonus. başına evet. dediğin gibi Galatasaray e, tur atlamış ya da galip gelmiş galip geldiğinden dolayı kazandığı paranın tabii çok e, küçük bir miktarını veriyor ki o dediğin gibi hakikaten verilsin o. Doğru. Evet. E, belki de tahrik eder, daha iyi oynamasını sağlar falan. Sadece ben takım içindeki dengeler çünkü Fatih Hocam da bunu çok vurguladı diye biliyorum. Ama zaten ucuzlu, biliyorsun burada ucuzu oynayan oyuncular yok. Bak Fegül'ü de yüksek fiyata oynuyor. Ben söyleyeyim istersen. Belanda da oynuyor. Peki, Söyleme. peki şunu da sorayım ben. Ee, Fatih abi şöyle yapalım. Ee, Galatasaray'ın zaten İyi de bir kadrosu var. Çok önemli oyuncuları transfer ettiler. Harika bir orta saha oldu. Peki 21 milyon euro diyelim. Minimum 21 milyon euroluk yükün altına girmeye değer miydi burada? Yani daha ucuz kontrat getirebileceğiniz, verebileceğiniz yine Falcao kalitesinde daha genç bir golcüyle. Galatasaray yine şampiyon olamaz mıydı? Ya da Şampiyonlar Ligi'nde bir yere kadar gidemez miydi? Bu çok büyük bir yük değil mi sizce? Evet. Şimdi Ali şöyle bakmamız lazım. Bir kere istersen Cimbom'un maaş rehberini istersen şöyle bir söyleyeyim Tabii. sana. Radamel Falcao'nun 5 milyon. Ondan sonraki en yakın oyuncu Fegoli 3.8 milyon euro alıyor. Belhanda 3.5, Muslera 3.5. O Enzonzi 3.2 alıyor. Tabii Türk oyuncular ya da işte Türk statüsünde oynayan, mesela Emre Mor 725 bin euro alıyor. Kira'lık, evet. E, gibi işte Markao 800 bin euroya oynuyor. Yani aralarda rakamlar arasında uçurumlar var. Yani onu bir kere söylemek lazım. Evet. Ha Bu e, dengeleri bozar mı? E, o e, ayrı bir tartışma konusu. Sonuçta şöyle bir gerçek var. E, ben futbol takımları için en değerli işin en değerli oyuncuların atanlarla tutanlar Tutanları. olduğunu düşünüyorum. Onun için de bir atana eğer o işi başarabiliyorsa vereceğin para 5 milyon euro da verebilirsin. Unutmayalım geçen yıl, yani geçen yıl dediğim Negredo'ya Beşiktaş 4.350 evet, veriyordu. O da bir 4 gerçek. milyon 350 bin ha, euro yani. sırf atan oyuncu diye. Burada Beşiktaş örneğini vermemin sebebi şu, bu tür yatırımlar yaptığınız zaman... Aynı şekilde devam etmeniz gerekiyor. Yani şu, bu sene Galatasaray şampiyon oldu. Önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'ne gidecek şekilde yine şampiyon olması gerekiyor. Zaten bu yatırımda bir anlamda onun için yapılıyor. Şimdi burada Beşiktaş neyi yaşadı? İki sene şampiyon oldu. Dedi ki ha tamam biz Şampiyonlar Ligi'nden işte kazanınca 2.7 milyon geliyor. Ayak bastı parası 15.2 milyon, milyon, milyon euro vesaire vesaire 40-50 milyon alıyorum ben zaten dedi. Yapabilirim. Ama ne oldu? Üçüncü sene şampiyon olmayınca yani bütün, sistem bütün sistem değişti. Her şey bozuldu. Tepe taklidi oldu. Heh, her şey bozuldu. Ne oldu? Şimdi gizli bir e, feda, feda sezonu, sezonu yaşanıyor şu anda. Gizli bir feda sezonu. Yani açık değil, aleni değil ama gizli bir feda sezonu. Burada e, bu tür riskleri yöneticiler aldığı zaman karşımıza çıkacak sorun şu. Önümüzdeki senede Galatasaray Ligi şampiyon bitirip yine Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak ...40-50 milyon euroları cebine koyması lazım ki... ...bu paraları rahat rahat ödeyebilsin... ...senin sorduğun sorunun... ...hani 21 milyon euro çok mu sorusunun cevabı bu... ...diyor ki ben bu riski alıyorum Galatasaray... ...ben bu oyuncuya 21 milyon vereceğim... ...ama beni şampiyon yapacak... ...yani Falcao... ...ben şuna katılıyorum... ...tutanın ve atanın gayet iyiyse... ...o zaman zaten bir adım öne geçiyorsun... ...genel olarak böyle bakıyorsun... ...onun için de o 21 milyonu veririm... ...bu benim geleceğimin garantisi diyor... Ama Beşiktaş'ta yaşanan süreç yaşanır da o geleceğinin garantisi olmazsa ha o zaman işte tehlike çanları çalmaya başlar. Bir de bir de şu gerçek var. Bugün bir konuşma yaptım program öncesinde. Galatasaray tarihinin en az harcadığı bonservis bedelli bir transfer yaptı ya. Evet. Hesaplar nerede hesaplar o tamam yani bu da bonservis, bir başarı yani. Bonservis bu... bedeli konusunda %100 katılıyorum evet, yani. ama zaten gördük. Galatasaray'ın Galatasaray'ın ödeme e, futbolculara ödemesi o da azaldı ya, 60 milyon falan. Hayır azaldı 50, 50. azaldı azaldı 50 daha da azaldı. Bugün evet. bugün bir yerde vardı. Ya yeni yeni aşırı. bu o, sene bu sene şey azaldı var. bu işler. Çünkü Rakamlar ödemediğin canım. takdirde Nasıl bir sıkıntı. Azaldı? Evet canım evet. ya burada bakabilir az, orada. Azaldı şuraya. Ben ben size söyleyeyim. Azaldı Gid, şuraya göre. Gider, gider, bir, önceki bir önceki yıla iz. göre evet, azal milyon azalma evet. var. E, Ama iyi. bu rakam da azalan rakam da şöyle değil yani. Ya bugün de gidip hemen şunu ödeyelim rakamı değil. 50 milyon euro civarına geldi. E, tam yani kadar Hesaplanan zaten. 46 civarıymış. 50 milyon civarına geldi. O kiralık oyuncu meselesi de ülkenin derhal e, önünden kaldırması gereken bir engel. Kiralık oyuncu sorunu onu söyleyeyim yani biz şimdi kiralık oyuncu oh ne güzel git kiralık oyuncu al kiralık oyuncu almak ne demek ne demek her sene yeni bir takım kuracaksın evet. demek İskelet iskelet oluşmuyor kuracaksın. bir türlü iskeletin oluşmaz Enzonzi atıyorum kiralık. E ee, tamam. Ama e, onun iki sene galiba. Sene, ha biliyorum iki sene da seneye yok mesela. Genel diyeyim. olarak ha, söylüyorum. Ya, genel söylüyorum. Seri kiralık seneye, seneye yok. yok. Çünkü he, o zaman ne oluyor? Se yani bu sadece Galatasaray'ın sorununda değil. Onun için söylemiyorum. Hep, Hepsi, Takımlarımızın genel olarak temel bir sorunu Bütçeler sorun buna getiriyor. Ha. Mecburiyet. Tamam. Tam kuru da Kiralıktı Galatasaray'da. Anlıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Birinci aşama buydu. Şimdi ikinci aşamaya ben geçecek Ben tam tersine kiralık yani. oyuncudan yanayım. Eğer doğru nokta bulabiliyorsan, doğru Alıyorsun adamı 5 sene oturuyor. Aldın Tarık Çamdalı oynamadı. Dünya parası aldı gitti. En son parayı yatırırlar yönetim. Bu tür oyuncularla 4 yıl 5 yıl yapmak da riski. Yapmak. Hani yıllarca oturduk hani arkasında. Ama takımın iskeletinin bir yerde tutuyorsun. Bak Mariano senin oyuncun, Nagatama senin, Luyendama senin almışsın bonservisini. Onu Fatih dikkat etmiyor mu zannediyorsunuz? E, Marka senin oyuncu, Mustara senin oyuncu. Aldığın kim? Göbekteki ikili. Üç tane oyuncu almışsın, kiralık almışsın. Emre Mor kiralık tutarsa zaten e, başarılı olmuş bir oyuncu değil. Ama golcünü dediği gibi atan tutandan golcünün malını almışsın. Senin üç senelik sözleşmen var. Yani sol tarafta olan Babel'in mal olarak alması, senin malın bon servise sende, Belanda sende, Fegülü sende bu kadar ayrıntı yapmamak lazım. Üç tane dört tane adam kiralık almışsın. Taylan'ın örneğin veri şeyle bonservisiyle almışsın. Kim Galatasaray'da kiraladık? Enzonzi, Seri, Lemina. Doğru Lemina, mu? Doğru. E, Andon e, Endon muydu? Roman Hoca, şey, Andone. 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 E, sen, senin de oyuncun değil mi bu? Yani kiralık gerçi ama Andone'de satın alma an, opsiyonu, opsiyonu var. Hepsinin var satın alma yani Gerekirse opsiyonu. kullanırım demişsin. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bir takımın 11 oyuncusundan 7 tanesi kiralıkça sıkıntı olur. Ama bir oyun takımın 7 tane 8 tane oyuncusu senin malınsa 3 tanesi kiralıkça sorun değil. Bütçeler bunu gerektiriyor. Sen mesela Galatasaray'da şunu söylüyorsun. 30 milyon euro alınmış seriyi sen ben bir 1,5 milyon euro verdim bonservise kiraladın. Öyle değil mi? Doğru. Lemine'yi 1 milyon euro ile kiraladın. E, en son 28.9 700... milyon euro vermişti. bedel evet, Bonservis bedeli ödemedin. 700 bin euro ödedin. Şey Andone'ye ödedin. Yani bunlar yüksek maliyetler değil. Sattığın oyunculardan elde ettiklerim var. Artık bütün kulüpler bu işte uyandı. Beşiktaş da uyandı. Fenerbahçe da uyandı. Galatasaray da uyandı. Ha, Galatasaray'ın en büyük handikapı ne var ya? Galatasaray bu açıklamaları yapmasa sen bunları öğrenemezsin. Sorun burada. Bu tartışma noktasına getiriyorsa Galatasaray'a getiriyor. Kapatmıyor defterini sana yani şeffaf davranıyor.